أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات bugün güzel bir günümüz. Fakat onu yapamayacağız. Sebebini söyleyeyim. Hayal ve tahayyül çalışıyorum biliyorsunuz. Pazar günleri takdim ediyoruz. Devam ediyor. 5 dersi bitirdik değil mi hayal? Tahayyül hayat. Allah şeyi nasip etti. Sihir. Sihir hayalle alakalı. Sihir deyince kötü anlıyoruz. Sihri beyanı. Kur'an'ın beyanında sihir var mesela. Yani Harut ve Marut diye bir melaike göndermiş. İki tane. İki tane melaike göndermiş. Anlıyor musunuz? Melaike. Sihri öğretsinler diye. Yani değil mi? Evet. Sihir nasıl yapılır? Sihir öğretsinler diye iki tane melek görevlendirmiş. Görevlendirilmiş. Evet. Ama onu yanlış yaptılar. Mesela yanlış yaparlar. Ben lafım, sen bana. Bu sihiri nerede, nasıl etkilediğini Allah nasip etti kısmı. Onu nasip etti. Hani öyle normal konuşmalarda da oluyor. Ya etkilendim ya. Bu adamdan etkilendim ya. Ya bu yer, bana acayip oldum ya. Çok sıkıldım ya bu yerden. Hadi gidelim buradan ya. Ne var burada ya? Veya ya bu ne hava ya? Şu güzelliğe bak ya. Bazı sıkıldı yerden sen rahatlarsın. İşte onu nereden kaynaklanıyor onun diman nasıl ne yapıyor? İnşallah bu pazar onunla başlayacağız. Dima 60 tahayyül 6. ders olacak. Onu yapacaktık. O zaten standart gidiyor da burayı da şey yapmayayım dedi. Burada hapishane aynasındaki hapishane halet-i ruhiye aynasında düşen manalar. Ona devam ediyoruz. Şöyle yazıyor hapishane aynası 3. 1-2 okuduk. Tabii o haletler avcı gibidir. Yakalayamaz. Şu onlar yazılamaz. Biliyorsunuz. Yani halet avcıdır. Halete gelenler şey yapılıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 20 var. Tamam mı abiler? Bazı şeylerin öncüleri ilim ve bilgi. Bazı şeylerin öncüleri var. O yaşanmadıkça ona sahip olamazsınız. Mesela yüzmeyi, şoförlüğü senelerce anlatsam, sen yüzmedikçe ona sahip olamazsın yüzmeye. Şöyle yüzülür, şöyle araba kullanılır. Kullanmadıkça, yüzmedikçe ona sahip olamazsın. Sabır da bunlar cinsindendir, bu cinsindendir. Sabır. Melek sahip olabiliyor mu abi insanın olduğu gibi? Nasıl yani? Mesela dediniz ya araba kullanmak olsun, yüzmek olsun. Onların ne vazife yani verilmişse odur. Kedi gibi mesela, kuş gibi. Yani hissedemez insan gibi herhalde. Yok. Onlarda da hissedirler, zevkleri vardır. Zevkleri vazifeleridir. Sahibi olamıyor o zaman gerçek anlamda. Yok. O öğrenerek tekamül etmeleri yok yani. Yani hazır kalıp ne verilmişse o. O. Yani taallümle terakki etmesi yok. Taallümle ilim yaparak terakki etmesi olmayınca an haletleri değişmez. Standarttır. Sabır da bunlar cinsindendir. Sabır etmek şöyledir, böyledir, şöyle yapmak lazım, böyle yapacaksın. Bakıyorsun Ayhan, bir olumsuz bir şey geldi. Hadi bakalım. Sabırla alakalı ne kadar
bilgi, malumat okumuşuzdur. Ama fiili uygulamak gerekiyor. Hani peygamberlerin ve büyüklerin başına gelenler malum, üstad savaşa da hapis, hapishaneye de siyasi meydanlarda da fiilen bulunmuş. Savaşta, hapishanelerde, siyasi meydanlarda 50 bin kişiye nutuk atmış. İlimden fiile geçişi kaderin, olayların sevkiyle oluyor. İlimden fiile geçişi kaderin, olayların sevkiyle oluyor. Seninle pek zahirde, zahir tabi burada konuşuyoruz. Zahirde faaliyet sensin yani, sen bir sebebi getirdin ama kader ya. Mesela sen sabır dersi yaptık, sabır. Mesela, çıktın dışarı ve giderken, yani araba, bir trafikte bir şey yaptın. İşte orada kaderin sevki işte, sen bir adam geldi vurdu. Yani kader var yani. Kader var. Burada kişinin fazla yapacağı kalmıyor. Mesela benim hapis. Yani yapacağın bir şey, mesela senin biliyorum, ortaklık mesela, kader. Senin yapacağın bir şey yok. Çok direndin ama olmuyor, kalmıyor. Bu fiili eğitimin bu zamanda bir metodu da zannımca hapishaneler geliyor. Yani sabırdır, kader mesela, kader anlayışının inkişaf etmesi, fikirden his olması, kader anlayışı bak. Yani kader de insanın kendisidir değil mi? En iyi hani eğitim provayı hapishanedir. Veya Allahu alem tahmin ediyorum hastanedir. Yani senin hem oraya düşmen hem oradaki süreç tamamen kader. Hasta oldu. Sen mi istedin? Bugün birisi aradı. Aynı. Mesela göğüs alınıyor kanser kardeşimiz. Yani başka neyle teselli bulacaksın? Madem insan her şeyin tercihini kendisi yapıyor, kanser olayım mı olmayayım mı diye tercih mi sundular? Takdiri verdiler adamın eline. Kader. Kaderin dışında burada teselli hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey seni teselli edemez. Amentu billahi, Allah'a iman. Allah benim dışında bir şey. Allah'a imanım artarsa, yakınmetim artarsa, Allah canibinden kudretin azametinin altında bakmaya vesile olur, Allah mülkü senindir oluyor. Bak, Allah benim dışımdadır ve onunla yakiniyetim artınca böyle bir netice oluyor. Anımız iki şey söyledi. Evet, Allah benim dışımdadır, ona yakiniyetim artarsa neticesi nedir? Allah canibinden kudretin azameti altına bakarak Allah'ın mülkü senin o gibi oluyor. Hatta öyle bir seviyeye geliyorsun ki kainatın yaratılmasında, hatta senin yaratılmana bile sen şahit oluyorsun. Yani şu, Allah haşa anlamak için. Burada dur ya. Bana da dedi ki, Hasan gel. Ama mahluk değilim, daha ruh değil. Ene, gel yanıma. Gel yanıma. Bütün kainatı ve seni yaratacağım. Senin ruhunu, senin hayatını, senin aklını. Senin enenin dışında aklını, ruhunu, hayatını yaratacağım. Sen sana şahit ol, seyret bakalım. Böyle bir makamı âlâ var. Tamam mı? Şimdi ne dedim? Amentu billah. Allah benim dışında bir şey ve inkişaf edince netice şöyle. Ve melaiketi, melekler benim dışımdadır. Yakiniyetim artarsa, varlık anlayışı, şu boşluk
şu boşluk doluyor. Yalnızlığın dehşet vahşet kalkıyor. Yalnız değil. Ve melaiketi ve kütübihi, neyin doğru, neyin eğri olduğunu nereden bileceğim? Kitap benim dışımdadır. Neticesi bu. Ve rusulihi, yaşanan bir örnek insan ister. Ve rusulihi ve bir neydi? Ahmetü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Ahireti iman, dünyamı tanzim ediyor. Helal haram kavramını koyuyor. Ahirete iman arttıkça evde merhamet oluyor. Yapma ya, yapamam, veremem. Niye? Haram ya. Yani dünyadaki olayları tanzim eden imanı bile ahirettir. Ahirete yakiniyeti artanın haram yapmaz. Allah'a değil bu. Tamam. Yani ne anlatmaya çalıştım? İki şey anlattım kadere kadar. Ahmetü billah, Allah benim dışımdadır. Bir iman ediyorum ona, benim dışımdaki bir şeye. Neticesi de şudur diyorum. Ve melaiketi benim dışımdadır. Ve kütübi benim dışımdadır. Ve rusulü benim dışımdadır. Ve liyomil ahir benim dışımdadır. Hep benim dışımda. Ve bir kaderihi, dışımda mı içinde mi bilmiyorum. Ve bir kaderi, kader, kadere iman, nereye kader, dışarıda mı içeride mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsan devam et, izah edecekler. Hayrihi ve şerrihi. Hiçbirisinin izah yok, onda var. Hayr ve şerri ondan geldiğine inanmak. Ona zaten iman etmiştik. Ahmetü billah. Hayr ve şer ondan gelmiş. Kime gelmiş ona? Peki, neticesi nedir? Kederden emin olur. Men amene bil kader. Kadere iman eden, emin emine keder. Döndü bana. Kadere iman etmek, neticesi nedir? Kederden emin olur. Emin emine keder. Tamam. Ne ettin? İnsanın kendisi. Bazısı der ki, ya insanın kendisine böyle olur mu? Sen ne diyorsun? Peygamber de insandır. Yani kadere, bunu diyebilir miyiz abi? Kadere iman edenler kendinle tanışanlardır diye. Kadere iman edebilme seviyesi kendini tanımlama nispetinde artar. Neticesi sensin. Evet. Yani. Mesela bugün veya önerini verdiler. Al sana kardeşim. Rapor bu. Kansersin. İzah et bakalım hadi. Allah'a imanla olmaz bu. Tövbe ne diyorsun ya? Ve melaiketi ve kütübi ve rüsümü ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bak, hayrihi ve şerrihi. Hani şer dedin ya. Ha, o kaderdir diyor. Peki inanırsan ne olacak? Bana faturasını ver. İnanmazsan kafir olacaksın. İnanırsan ne olacaksın? Emin eminel keder. Abi mesela bir rapor böyle dediniz, verdiler mesela, benim ailemde oluyor şimdi, böyle bakıyorum. Dediğiniz gibi Allah şey, ama insan böyle maalesef gidemiyor da ben şimdi ne yapacağım diyorsun. He. O zaman kendini tanımladıysan bu derste. O nispette. He. Diyorsun ki hizmaniyettir, işte bu senin kılıfındır. Böyle böyle bu sefer öteleri daha da şey olmaya başlıyor. Kendine dönüyorsun ister ister. Tabii. Mesela kanser kimdir? Binadır. Bina yıkıldı bir tarafı. Bina bir tarafı yıkıldı. Şimşekti ne bileyim ben. Bir tarafı şey oldu. Gafur dışarıda bir baktık ya. Ve içeriden girdi çıktı. Gafur buradadır diye bu bina. Binanın yamukluğu, soğukluğu, yıkılması gafura bir şey getirir mi? Yani bu beden kanserdir. Bu beden kanser. Bu beden ruha nedir? Hane ve yuva. Hane ve yuva. Libas bile değil. Bunu efendim şimdi konuşuyorsun masada. Doğru. Ben nasıl söyleyeceğimi ben de bilmiyordum. Ama bu denile denile su yumuşaktır, kaya serttir. Su yumuşaktır, kaya serttir. Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura kaya uyuyor. Bu dersleri dinleye dinleye artık meleke sahibi olduğumuz zaman, o duruma geldiğimiz zaman bu durumu kullanacağız. Merak etmeyin, kanserle gitmesek bile öleceğiz yani. Hı hı. Sekerata geldiğimiz zaman ya elbiseden çıkıyorum. Birisi var. Ya diyor, midem ağrıyor diyor ya. Bırak eşekle meşgul olma, atla dedim ya, fazla atla meşgul olma. Ha, gittiği kadar atı, yorulursa miden şartlısa, yani bırak atı da bağla orada biraz sen yat. Yani
bedenine meşgul olma diyor. Beden. Yani kendini ne kadar tanımlarsan o kadar olayların altından sıyrılırsın. Sıyrılırsın. Ha, bu bunadır. Mesela dedi işte bugün ameliyat yaptılar kardeşimizi. Dedim ki ya orga gitti diyeceksin. Maalesef abi falan deyince iman gitmedi ya dedim. Bak neyle onu kıyas ettim. İman gitmedi ya. Belki de imanını nurlandırdı. Yani ne sorarsanız sorun, her sorunun cevabı kendini tanıma, tanımlama nispetinde olur. Bu da imanla olur. Yani iman. Hangisi? Bunların bütünlüğü. Mesela namaz kıldın şimdiye kadar, koy tencereye. Oruç tuttun, koy tencereye. Zekat verdin, koy tencereye. Haca gittin, dört, koy tencereye. Kelime-i şehadet giyin. Beş tane karıştır. Sende bir halet olmadı. Bunları yaşayan bir insan. Yani haddini biliyorsun yani. Kulum o Allah'tır. Mal onun, mülk onun. Malikel mülk. Yetesarefe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 24. mektubun başı. He. Bu sefer o beş tane iman esası yaşayan kişide bir halet olmuyor. Haddini biliyor. Hududunda kalıyor. İsyan etmiyor. Tahammül ediyor, alayla yorumluyor. Ha, beş tane iman İslam esasını yaşayan kişide oluşan hali türüye gizlidir. O da İslam sanki altı tane olmuş oluyor İslam esası. Biz onu silip de orada eklemiyoruz. Öyle bir kayda koyacak tövbe estağfurullah değil. Yani orada zimni insanı kendisi var. Nereden çıkarıyorsun? Risale-i Nur'un yorumlama, tefsir yönteminden çıkarım. İşaret-i cüzdan. Bismillahirrahmanirrahim'de ne var diyor usta? Bismillah. Denilen bir şey var diyor. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da. İlk. Bismillah. Bu birisi demiş. Kul var diyor. De diyen var. Denilen var. Denildiği kişi var. Maksadı var diye sıralıyor böyle. İmam. Altı tane iman esasını yapıyor. Besmele'de değil mi abi? Besmele'nin mi? Bismillahirrahmanirrahim. Orada Allah'a şey okuyor. Yani bir, Bismillahirrahmanirrahim denilmiş. Denilen bir şey var. Bu verilmiş. Veren var. Verildiği kişi var. Verilenin kendisi var. Verilenin kendisi besmele. Kim vermiş? Allah. Kime vermiş? Peygamber. Otomatik olarak bu verilen şey bunları tazamun ediyor zaten. Otomatik olarak bunun başı sonu var. Başı Allah, sonu peygamber. Allah bunu ona veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim de. Diyor yani. Burada tefsir yöntemini öğretiyor işaret-i cazda. Öyle Risale-i Nur'dan ayrı bir mana yöntemi var. Yani sen burada nasıl çıkarttın bu işe? Bu kuralı orada da kullandım ben. Kur'an yeniden tefsir edildiği zaman buna göre tefsir edilsin. Edilsin diyor. Bu yönteme göre tesir ediyor. Yöntem yani, anlıyor musun? Ben yoksa ben İslam esasının içine bir tane de madde koy demiyorum. Aa, kafana koyuyor. Ha koyma canım, sana zorla vermiyoruz. Sen git çek. Çek babam çek. Bu bedene ben de kanserin altına gir. Mesela da gireceksin. Mesela okuyup da yaşamayanlar. Allah Kur'an'da neye benzetiyor? Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Seslerin en kötüsü de onun sesi olur. Son altına diyor ki seslerin kötüsü de odur diyor. Yani okuyup bak yaşamayan kitap yüklü merkebe benzetiyor ve sonra diyor ki seslerin fena ses şekşesidir. Yani en fena ses okuyup millete anlatıp da kendisi yapmayan adamdır. Peki o nedir o? Okuyup o zanlardır. Zan. Yani şimdi okuyoruz. Yaptığımız şey fiili ilimdir. Sonra okuduklarını yapmadın. Eğer düşünce ise zandır. Eğer eyleme bahsedip yapmıyorsan vesvesedir. Onun için bir nur talebesi her rastgeleni okumaz. Niye? Zanı artıyor o kitaptan. Şöyle diyeyim bak. Bu yazıdır.
bunu okuyabilmem için göz fotoğraf çekiyor. Ben bunu görmüyorum. Bunun sureti timsalini görüyorum. Fotoğrafını alıyor. Bunu alabilmem için fotoğraf makinesi enerji harcaması gerekmiyor mu? Megapiksel. Öyle mi? Bunu fotoğrafını buraya alman lazım. Ağzımla seslendireceğim. Bunu içeriye aldın mı ne demek biliyor musun? Bu yazı, bu fotoğraf, bunun timsali, bana gelen dalgası içeride enerjidir. Okuduğunuz her kitap, seyrettiğiniz her film içeride enerjidir. Ya yüktür, ya bineğinizdir o. Eğer o yaşamadınızsa o içeri aldığınızı size vehimdir. Eğer yaşarsanız eşek gibi, at gibi kullandığınızdır. Onun için içeriye alınan bilgi yaşanmasa vesvese olur. Evet. Yasını kullanacağım. Hiç şansın yok. İçeriye alınan MF'yi nasıl kullanacaksın? İşte o vehim oluyor. Düşünce ise vehim oluyor. Fiil ise vesvese oluyor. Nur talebelerinin için dikkat diyor. Kafasının kenarında dikkat kelimesi var. Her kitabı kutturamazsınız. Niye? Çünkü bir kere ruhu bu tür şeylere alıştığı için o tür şeyler yapamıyor, tahammül ediyorum, vaazlara bile. Bir de onu içeriye aldın, onun içeride ne olduğunu çok iyi biliyor. Mesela bak, okuyorsun, bu dışarıda boyadır. Ha, kafada boya değil, enerjidir. Allah Resulü'nün zanlarıyla hakikati birdi değil mi? Evet, Resulların zanlarıyla hakikati birdi ki Miraç'ta, şaşırmadı, kalbi yalanlamadı, gözü şaşırmadı. Şimdi ben Miraç'a gideceğim, ayaklarım Skoda gibi yamulur ya. Sen hiç bu böyle olacaktı. Tabii canım bu da böyle olacaktı. Hiç gözü yalanlamadı, kalbi. Gözü yanılmadı, kalbi yanılmadı, gözü yalanlamadı. Ne demek istiyorum? Öyle iman etmiş ki, öyle bir zanlı var ki müspetam, hakikatla zan eşit. Yani kitap yüklü merkep kim biliyor musun? Kitap o yüklü merkep Kur'an'da anladığım, benim anladığım zanlardır, zanlar. Zanları taşıyoruz. O abi zanlar nasıl? Haşir meydanında sebap ve günahlar tartılacak. Günah kantarı nasıl var? Sebabın kantarı hiç düşünürüz. Zanlar da böyle işte. Zanlar insan taşıyor mu? Günah taşıdığın, o mebalı taşıyorsunuz diyor. Zanları da taşıyorsun. Ama her şeyi atom tartılmasını öğrenmişiz. Günahları bir sürü diyor mesuliyet yüklenmiş. Ağır gelecek kantarına. Peki günah sebap neyle tartılacaksa zanların da onunla tartılıyor şimdi. Kardeşim 100 kiloyu taşırsın ama bir lafı taşıyamazsın. 20 sene mesela bir yükten dolayı düşsen, ayağın kırılsa unutursun. Ama benden bir laf duysan 20 sene unutamazsın. Niye? Öyle ağır geldi ki. Ulan nereye geldi ya? Öyle laf işte. Yük maddeden daha ağırdır. Zanları taşımak zordur demek istiyorum. İşte tasavvuf kitaplarını, o büyük zatların şeylerini okumak var ya, insan kendisini onun içine sokuyor, müthiş bir psikoloji sıkıntıya da giriyor. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben çünkü yapamıyor öyle şey. Geçen hafta malumatınız var, babamın rahatsızlığından dolayı 3-4 gün hastanede bulundum. Babamın yanına bir hasta daha getirdiler, geldiği gün sağlamdı adam. Geldiği gün sağlamdı derken şöyle küçük bir belirtiyle gelmiş ama geldiği anda normal tedbiren hastaneye yatırıldı. Fırsat bildim, ona bahsettim Hasan abi. İşte Risale-i Nur'dan bazı şeylerden bahsettim. Abi ertesi gün sabah kahvaltı yaparken adama bütünüyle felç geldi. Bir anda. Bir anda adam bütün felç oldu abi. Artık
hiç ne konuşabiliyor, ne hareket edebiliyor. Sadece uzandı. Yani ölü. Böyle bir vaziyette. Bir şeye dikkat ettim ama Hasan abi. Epey bir kendine gelmedi. Özellikle yanındaki o refakatçıları falan, gözünü adam hiç açmıyor. Ne zaman ki bir arada bir perde var, bir tarafta babam, bir tarafta o. Onun yanına gittim, sesimle böyle bir orada olduğumu hissettirecek şekilde böyle bir konuşmamla gözlerini açıp, yani bana doğru böyle gözlerini açıp baktığını fark ettim. Zannediyorum ki Hasan abi, bu benim bahsettiklerim orada hakikaten o enerjiyi oluşturdu Hasan abi. Oluşturdu. Gözlerini açan o enerjiydi yani. Evet. Bilerek mi yaptı bunu? Bir şey... Ses mesela. Bak dün birisi aradı. Dün sevdiğim birisi çok. Ben şey yaptım. Çok da yorgundum ya. Ders versti. Açamamazlık yapamazdım. Çok çok sevdiğim birisi. Ne haber? İyi misin abi dedi. Hamdolsun iyiyim. Ondan sonra ne bir yer derste miydin? He dedi. Ne yapıyorsun? Yorgundum dedim. Şöyle dedim bir elma yiyorum dedim. Bak. Dedim şu. Elma mı yiyorsun? He. İyi din Allah aşkına. Ki abi nasıl bir elma? Vallahi dedim. Eğer dedim şeylerin hareketsiz mideyle sorun yaşıyorsan sarı elma yersin dedim. Bağırsak sorunu yaşıyorsan kırmızı elma. Öyle mi ya? Farklı mı ya? Evet dedim hoş. Muhabbet nedir? Bir şey anlatmam. Ben bir faydayı anlatmıyorum. Öyle mi? İyi. Tamam abi kapat. Hayırdır niye aradın? Çok bunaldım. Çok. Ama sesini duydum. Tamam. Elhamdülillah. Kapat abi. Çok iyi. Şimdi seninle alakalı. Evet. O ses dedin ya. Evet. O mübarek zannedersiniz. Ta hayır. Beyin o kuyuya inmişti. Benimle bazı şeyler ulaşmıştı. Arası koptu bir vesileyle. O şeyleri tekrar tutturdum. Nasıl? Ben bir şey elma anlattım. Elma anlattım. O sestir burada. Ama kafada kulağın içerisinde sesli yok öyle. Enerjidir. Neye gider? Dostluk var, arkadaşlık var, hocalık var. Dersleri dinlemişe sahip. Neye benziyor biliyor musun? Abdülkadir Geylani'nin Futul Gayb'de yazıyor. Oğlu ilmi kelam anlatmış babası gelmeden. Bir saat. İlmi kelam. Hiç tınetmiyor cemaat. Hiç. Babası biraz sonra geldi. Ooo, daha bir şey yapmadı. Yürürken cemaat coşuyor. Ey cemaat. Hatun bir çorba yaptı. Diyecek ki yani biz hayvanlar. Aynı böyle yazıyor. İstifa diyor. Ooo, hatun bir çorba. Lan ilmi kelam anlattı bir şey yok da. Çorba yapınca niye coşuyorsun? Sahide bakarsın. Ha, şuna bak ya. Müslüman şey mi zannediyorsun? O sesin sahibi aktif oluyor. Geçmişiyle beraber, bütün geçmiş aktif oluyor. Yoksa o çorba meselesi değil. O elma meselesi değil. Anıl, yani insanı Almanların dediği gibi, Alman bana dedi ki trende, insan nedir sence dedim. Burun açılmış, ona uygun refleks var dedi, hava alıyor. Dil yapılmış dedi, dil var dedi, yapılmış da değil mi? Oluştu diyor. İşte tarihin öyle dil var dedi, refleks olarak tat var dedi, kulak refleks olarak. Ondan sonra bir çıktı diye insan budur. Bak etiyle ve onunla alakalı refleksle insanı ifade ediyor. İnsan bu. Ondan sonra dedi her son dedi ölünce pil dedi biter dedi koyar atarsın ya dedi. Pil bitti dedi ama dedi o pille bir şeyler çalıştırıyordun dedi. Göz çalışıyordu, kulak çalışıyordu, dil çalışıyordu. Pil döndü, bitti. Ha, madde söndü, bitti dedi. Bundan daha başka bir şey aramadım. Dedim ki, o pille dedim film yaparsa mesela, bunda batarya var. Bunlar dedim film yaptı. Evet, pil bitti ama video oldu. Pil bitti denilir mi? Hakikati değişti. Yani söndü ama... Göz bitti ama çekti, kulak bitti ama kaydetti, tat etti. Yani o pil bitti. Öyle bir video çekiyorum ki bunun 100 katı kar satıyorsun. Bir fotoğrafla bile adam bitti. Şimdi,
Öyle bir fotoğraf kamera yapıyorsun, seni ele veriyor, dibe sokuyor. Peki sen bu pil bitti diye videoya dönüşmesini bitti mi zannediyorsun? Bak pili bitmesi demek video dönüşmesi. Videoya dönüşüyor, şimdi bitti mi ya? O sınır, eğitim görevlisi ya. Strasbourg'a gidiyor, ders vermeye gidiyor üniversiteye. De, İlmi böyle bir kariyeri bana da Allah razı olsun, Ümmeten, o masalı şeyler var ya İzli Tren'de, bana da ondan almışlardı. İki kişi de arkadaş var, çok iyi Almanca biliyor, aramızda o şey yapıyor. Adam kahveyi hiç yudumam, elini aynı böyle koydu, Almanlar böyle yapıyor. Böyle koydu, sen ne diyorum ama böyle yapıyor, böyle yapıyor. Pil video, pil video, böyle yapıyor. Dersini almış aslında. Ama sonra kalktı gitti. Oturdu, böyle. Biz de aldık, konuşuyoruz ama onları koyduk kenara. İnme yakın gelince, yaptı. Dokunaştı. Dedim şimdi pil bitti. Peki kayıp oldu mu? Zayi ettik, zarar ettik denilir mi? Bir video ettin ki. Abi şimdi bu hayal dersinden sonra, şimdi siz bunu anlatırken hep birlikte trendeydik zaten. Fark ediyor musun bilmiyorum mesela o adamın hareketi, evet. Sizin oturduğunuz masa. Hep şu an size geliyor. Hep oradaydık, hep buradaydık. Ya fark ediliyor şimdi. Aynen, vallahi öyle diyor. O anda maska da. Aslındaydım öyle. Aa böyle yapıyor. Ben tahminimi söylüyorum. Video, pi. Video, pi. Aklı vardı, aptal değil. Yani insan anlayışını görüyor musunuz? Burun mı açılmış? Refleks olarak koku var. Göz, refleks. İnsan hep bu mu? Ben de ailelerimi seyrettik şey, peki dedim, hiç vefa duygusu yok mu sizde hiç? Saygı, hürmet, muhabbet, aşk, etin özelliği midir? Dedim, maddenin fonksiyonu mudur? Yani 90 kilodur, çok şefkatli, 70 kilodur, az şefkatli. Maddenin fonksiyonuysa, o zaman dışarı vuruşların özelliği maddeye göre olacak. Fazla madde, fazla fonksiyon, az madde, az fonksiyon. 120 kilodan daha şefkatli. Masa gözünün önünde. Ya. Demek ki yine gelelim. Bu bugün sohbet şeyimiz ya. Hususu konuşuyoruz. Abi çok güzel. Çok hazırlıyorum. Alırım. İnşallah devam edelim. Yani bu hapishane Halit-i Ruhiye aynasında düşen şeyler bu. Yani kendime ne demişim bak. Yani çok sabır şeyini okudum. Sabır üç çeşittir. Çok ders yaptın. Mektubatta sabır üç tanedir. Değil. Gel burada fiili yaşa. Yaşa. Yaşa bakalım. Anladın mı? Yaşayamadığın bilgi aynen. Vesvese oluyor. Vesvese bebeğim oluyor. Evet. Eylemsel bilgi vesvese olur. Düşüncesel şey beyim oluyor. Yaşamadığın bilgiyi, yaşamayacağın bilgiyi yüklenme. Sahabe bir gün demiş ki, ya Resulü İslam ne dedi? Yeter ya Resulallah. sahabenin yanında diyor bu. Yeter de anlatma diyor. Tamam, sahabe çıktı gitti. Çekip gitti. Yeter ya Resulallah. Sahabeler sen nasıl dersin diye kafasını koparacaklar. Cenneti görmek istiyorsanız buna bakın demiş. Niye? Niçin yapmış sonra sormuşlar. Ben ondan sonrasını yapamayacağım için duymak istemedim. Çünkü sahabe demek duyduğunu yapardır. Yeter Hasan abi. Yeter. Tamam. Tamam. Yani ayetlerinde mesela namaz kıl. Tamam. Bitti o. Hurmalıkta iken kadının tesettür ayeti geliyor. Ya hurmaları götürelim de bokçaya doldurdular. Ondan sonra elbise yok ya. Eve iş yapacak. Ondan sonra giyinirsin. Yani ayet geldi evde giyinirsin. Ayet geldi hemen duyurdu. Bazı kadınlar hurmalıktaydı. Hurmayı bahçeye boşalttılar. Toprağı o bezleri örttüler diye. Yani sorsa nasıl kapanacağız? Öyle nasıl kapanacağız? Ne yapacağız? Ne yani, giyineceğiz? Akraba ne der? Hiç var mı sahabede? Duydu bitti. İyi ki sahabe gelmiş abi. Biz gelseydik.
Buraya hak etmiyor genelde. Sabri zamanında gelsin yazın ne olacaktı? Ben ne olacaktım? Abi kim nereye hak ettiyse o zamana gelmiştir. Ya, yaşı yapacak bir şey. Evet, kim nereye hak ettiyse o zaman geldi. Buraya gelmeyi hak ettiğimiz için burada yaşıyorum. Evet. Veya hak etmedik de merhamet bu. Bir de ya da. Hasan abi, şimdi Harun beni acayip bir yerlere götürdü. Dedi ya ki, Allah sizi inandırsın Hasan abi, siz o tren anını anlatırken o masayı, masanın rengini, adamın size yaptığı hareketleri, konuşma üslubunuzu, her şeyi oradaymış gibi yaşadın. Sonradan düşündüm ki Hasan abi, dedi Harun ki biz oradaydık. Sonradan düşündüm ki, ayrıntı versem, tutmasa anlattığım ayrıntılar, gene de söylediğim yalan değildi, yanlış değildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayal deyince Hasan abi, bir mümkünat dairesi var ya Hasan abi. Mesela bu masa beyaz da olabilir, sarı da olabilir, kırmızı da olabilir. O bütünlük dairesinden birine ben şahit oluyorum. Bütünlük dairesinden birine şahit olmam, onun doğrusu değildir diye bir şey yok. O bir mümkünat dairesi var, ben onun birini görüyorum. Bir başkası bir diğerini görüyor. Biri bir aynısını görmeyi Resulullah'ımız herhalde ancak yapmış galiba Hasan abi. Ama ben mesela gördüm önünüzdeki masayı, sarı falan bir tip masaydı, üst rengi sarıydı, işte siz cam kenarında oturuyordunuz. Yani bunlar... Adam gözlüklüydü, beyaz saçlıydı. O kadarını hatırlamıyorum. Ama gerçekten bu ve bu dediğim şey değil. Hani Üstad Muhyiddin Arabi anlatırken diyor ya, yani söylediği... Doğrudur ama... Doğrudur ama hakikattir. Ama doğru değildir. Nasıl diyordu Hasan abi? Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Benim hayalim doğru. Ayrıntıyı verseydim size, siz cam kenarında oturuyordunuz, önünüzdeki masa açılıp kapanan tip bir masaydı, üst rengi sarıydı, hareketiniz şu şekildeydi, sağ kolunuzu uzattınız falan diye anlatırken şey olmayacaktı bu. Yanlış, yalan olmayacaktı. Ama bu Türkler gibi değil yani böyle. Adam... Öyle. Düşün, hazmetti, biz konuşuyoruz. Bitti, tekrar inecek. Almanca Risale de verdik, ne oldu bilmiyoruz. Pil bitti ama video oldu. Pil bitti ama PDF yazı dosyası oldu. Pil bitti ama ses kaydı oldu. Şu anda pil bitiyor. Telefon uçak modunda ve ses kaydı yapıyor şu anda. Şu anda pil bitmiyor mu? Peki pile bak, sese bak. Pil sese dönmüştü. Şimdi pil bitti mi? Hakikatını değiştirdi. Hakikatı değişti. Yüksek bir hakikate dönüştü. Bir de saklıyoruz. Bozulmasın diye telefon çalışmasına gidiyoruz. Ya bundan bu bilgiler var, çıkar şunu. Ses saklamak ne demek? Düşünüyor musunuz? Eskide Allah kaydediyor hepsini deyince bana sorarlardı. Evet. Ses nasıl kaydediliyor ya? Görüntü nasıl kaydediliyor? Telefon yoktu ya evde çevirmeli telefonda o dönem. Ya ses yani görüntü, Allah nasıl kaydediyor ya hafıza? Şimdi flash belleği görünce daha sormaz derler. Bu fiili eğitimin bu zamanda bir metodu zannımca hapishane ve hastanelerdir. Burada öğrendiklerin test ediliyor. Ve malumattan fiile geçmesine vesile oluyor. Yoksa ham kalırsın. Sabır okuyarak bilgi sahibi olunur. Hapishanelerde yaşanarak kalbe, hisse ve vicdana mal oluyor. Eğer nasibin varsa, herkese değil, beklemeyi, sabretmeyi, değerli şeyleri ve kişileri öğreniyorsun. Hapishane, bir daha, beklemeyi, sabretmeyi, değerli şeyleri ve kişileri öğreniyorsun. Aceleciyi törpülüyor, apayrı dünyadır hapishane. İnan hiçbir yere benzemiyor. Öyle garip hislerin ortaya çıkıyor ki zaman zaman bu ben değilim dersin. Benim böyle hislerim olamazdı. Ben bu kadar kendimi zayıf
hissedemezdim gibi hislerin oluyor. Adeta sizi de dolaştırıyorum hapishanede. Adeta içsel aleminde tanışma eğitimi sanki. İçsel alemindeki güçlü ve zayıf yönlerinle hepsiyle sanki bayramda akrabalar tanışma gibi, kadın, erkek, zayıf, güçlü. Ben bu kadar kendimi zayıf hissedemezdim gibi hislerim oluyor. Adeta içsel aleminde tanışma eğitimi sanki. Senelerce kaçtığın, hep kendinden kaçtığın, duygularından, fikirlerinden kaçtığın, senelerce kaçtığın kendinden tanışma zemini ve zamanı hapishanelerdir. Senelerden beri kaçtın sen. Senelerce kaçtığın kendinden tanışma zemini ve zamanı hapishanelerdir. Ben şahsen beklemeyi bilmiyordum. Her hatırıma geleni, her doğruyu yapmak doğru zannediyordum. Toplumda bu tez canlılık da biliniyor. İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi zevat-ı muhteremlerin eğitildiği mekanlar olduğunu öğrendim. Hapishaneler. İmam-ı Azamlar, Ahmet bin Hanbeller, İmam-ı Rabbaniler, Bediüzzamanlar hepsinin eğitimden eğitildiği bir mekan hapishaneler. Burada zulme uğramayı, hakkımı ortadan kaldırmayı, her türlü hürriyetlerin kaldırıldığını hazmetmeyi öğreniyorsun. Bir daha, burada zulme uğramayı hazmedeceksin. Hakkım ortadan kaldırılıyor, hazmedeceksin. Her türlü hürriyetlerin kaldırıldığını hazmetmeyi öğreniyorsun. Bunu anlatamam. Dışarıda olur ama mücadele, nefret veya çıkış yollarını ararsın dışarıda veya arama meylinde olursun. Burada kabulleniyorsun, hazmediyorsun. Burada bunları kabulleniyorsun, hazmediyorsun. Bir zaman sonra kabullenip anormali normal görebiliyorsun. Olmazların olduğu ülke hapishane. Olmazların olduğu ülke hapishane. Onun için tuhaf şeyleri kabullendiğin için, normalleştiği için dışarıya çıkanlar ayak uyduramıyor. Senelerce de tövbe, aylarca, şimdi de daha yalan demeyeceğim size. Bir dükkandan bir insan hür gidip bir alışverişini anlamıyorum hala. Gidip bir şey almasını anlayamıyorum. Çünkü bir şey alacaksan, bisküvi veya su, yazacaksın, onay, bunu gardiyan alacak, müdür onaylarsa bir hafta sonra sana su gelecek. Meyve ise 10 gün sonra gelecek. Olmazların olduğu ülke hapishane. Yani haletinizi değiştirmek istiyorum yani. Üzerinizdeki nimeti fark edin. Onun için bu haletin, değişik haletle muhatap ediyorum sizi bu derste. Zulme normal, anormali normal, yanlışların doğruymuş gibi kabullenip hiçbir tepki verememe ülkesidir hapishane. Zulme gülebilme, olmuşsa olmamışa inanma, hakareti normal konuşma, elinden hakkının alınmasına tepkisizleştirilme ülkesidir hapishane. Egoların entegrelendiği, egoların ekolandığı bir sürecin ülkesidir hapishane. Büyük küçük, küçüğün büyüğe dönüştüğü, orada sana ne kadar 60 yaşında olsan 20-30 yaşındaki şey Hasan diyor mesela, gardiyan. Mesela 30 yaşında Hasan. Böyle. Büyüğü küçük, küçüğün büyüğe dönüştüğü, göründe ve hakikat görüldüğünde ve
Hakikat zannedildiği dünyadır hapishane. Büyüğün küçük, küçüğün büyük göründüğü bir ülkedir hapishane. Olmaz zannettiklerin zıtlarına dönüştüğü kimyahanedir hapishane. Olmaz zannettiklerin zıtlarına dönüştüğü kimyahanedir hapishane. Beklemeyi, sabretmeyi öğretildiği gibi dışarıda yolunu değiştirdiğin kişilerle ortak nokta bulup uzun zaman aynı şeyleri paylaşmanın hissi öğrenildiği mekteptir hapishane. Dışarıda görsen yol değiştirirsin ama ortak yol buluyorsun, koğuş çünkü. Hayatına hiç istemediklerinin girmesi, asla fırsat vermeyeceğin şeylerin hazmettiğin değirmendir hapishane. Bir daha. Hayatına hiç istemediklerinin girmesi, asla fırsat vermeyeceğin şeylerin hazmedildiği değirmendir hapishane. Hayatıma bazı şeylerin yeri hiç yoktu. Olmasına direnemediğin kışladır hapishane. Bir daha. Hayatıma bazı şeylerin yeri hiç yoktu. Ama olmasına direnemediğim kışladır hapishane. Yemene, giymene, konuşmana, yürümene, güneşi, semayı görüp görmemene, başkalarının karar vermesinin seyrettiğin gözlüktür hapishane. Sana güneşi isterse bir saat çıkarır, istersen çıkarmaz. Sema istersen o adam gösterir veya göstermez. O karar veriyor. Bir de okuyayım. Yemene, giymene, konuşmana, öyle yürüme diyor, tamam mı? Yürümene, güneşi, semayı görüp görmemene, başkalarının karar vermesini seyrediyorsun. Başkaları karar veriyor. Seyrettiğin gözlüktür hapishane. Bazı memurlara giydikleri resmi elbiselerin bazılarına çok büyük, bazılarına çok küçük geldiği tekstilhanedir hapishane. Bazıları memurlar var. Elbise çok büyük gelmiş. Bazı insanlar da var da hapishane elbisesi hakikaten küçük gelmiş. Elbise büyük. Mevlana der ya, çok elbise gördüm, içinde insan yok. Bazı insan gördüm, üstünde elbise yok. Bir de okuyayım buraya. Bazı memurlara giydikleri resmi elbiselerin, resmi elbise var ya, o elbisenin altında nasıl bir canavarlar olduğunu hayal edin. Bazılarına çok büyük, bazılarına da çok küçük geldiği tekstilhanedir hapishane. Güzel sıfatlarının yok sayılıp normal mahkum statüsüne konarak insanların parmaklarla sayıldığı hayvan eğitmen yeridir hapishane. Sayarak hani sığırı sayarsın ya, üç kişi gelsin, beş kişi gelsin, ahıra beş tane koyun, üç tane koyun. Hani eşit, bir daha. Güzel sıfatlarının yok sayılıp, normal mahkum statüsüne konarak, insanların parmaklarla sayıldığı hayvan eğitmen yeridir hapishane. Dava adamlarının imal edildiği, sahte dava adamlarının mesleklerinin kalktığı yerdir hapishane. Tam mesket dedi, maske. Bir de okuyacağım, maske. Dava adamlarının imal edildiği, dava adamlar orada yetişiyor. Dava adamlarının imal edildiği, sahte dava adamlarının maskelerinin kalktığı yerdir hapishane. İnandıklarının uygulama fırsatıdır hapishane. İçsel hesaplaşmanın, kusurların idrak edilmesi, kendinle tanışmanın, geçmiş hayatın doğrularının ve yanlışlarının sorgulama fırsatıdır hapishane. Akılla hislerin ve duygularının çarpışması meydanıdır hapishane.
akılla hislerinin çarpışma meydanıdır hapishane. Dua etmeyi, yalvarmayı, ağlamayı, af dilemeyi, kusurları üstüne almayı öğrenildiği kıştadır hapishane. Tamam. Hiçbir şey ben hayır demedim. Savunmak yok. Tamam. Haklısın. Deniliyor. Bir daha. Dua etmeyi, yalvarmayı, ağlamayı, af dilemeyi, kusurları üstüne almayı, yani Allah'a karşı, öğrenildiği kıştadır hapishane. Kısacası iyi ki geldim, gelmeseydim hayatımda her zaman bazı şeyler eksik kalacaktır denildiği bir idrakhanedir hapishane. Ama bu eksikliği ne anlamak ne de kabullenmeyecektim dışarıda. İyi ki buradayım, hamdolsun denildiği yerdir hapishane. Seni bazı şeylerden bağlarını koparıyorlar ama alışmadığımız ama bizde olan ve bizde bilinecek şeylerle bağlıyor hapishane. Bir daha. Seni bazı şeylerden bağlarını koparıyor ama alışmadığımız fakat bizde olan, bizde var, hiç olmamış eskiden, bizde olan ve bizde bilinecek şeylerle bağlıyor hapishane. Bizde olmuş ama ölecektik, hiç onu fark etmeyecekti. Kaybolduğum cemiyetin, bak, kaybolduğum cemiyetin sahile çıkmaktır hapishane. Kaybolduğum cemiyetin sahiline çıkmaktır hapishane. Cemiyet insanları yok etmiş, kaybetmiş, yok olmuşlar. Ne derler diye yaşıyorlar. Cemiyet sanki okyanus, kaybolmuşsun. Hapishane ise senin kaybolduğun okyanusta sahile atılmaktır hapishane. Bütünsel içsel tedavidir hapishane. Hapishane netice değil, kullanabilirsen iyi bir zemin ve fırsattır. Hapishanenin sonuçları bizim için önemlidir. Yumuşak huylu olmak için zengin düşünce malzemelere sahip olanlara hastır. Bir daha. Yumuşak huylu olmak için zengin düşünce malzemelerine sahip olandır hapishane. Hayatını değiştirmek istiyorsan verdiğin anlamlarını değiştir. Bir daha. Hayatını değiştirmek istiyorsan hayatını verdiğin anlamlarını değiştir. Sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır. Hayatını değiştirmek istiyorsan hayatın senin anlama dönüşme bir şeydir. Hayat nedir? Yaşanan hayat. Hayat, hayata ve kendine verdiğin anlamın görüntüsüdür. Bu hayatı değiştirmek istiyorsan, eylemlerini değiştirmeye kalkma. Hayat anlayışını, anlamını değiştir. İnsanı anlamamışsın. Çünkü kendini ne kadar tanırsan, ona uygun yaşarsın. Böyle yaşıyorsan, insanı böyle tanıyoruz. Eğer böyle yaşamak istiyorsan, kendine verdiğin anlamı değiştir. Hasan abi, diyelim ki siz doktorsunuz, size bir adam geldi, kanser. Hı. Aspirin verdiniz. Hı. Bir adam geldi, başı ağrıyor, aspirin verdiniz. Bir adam geldi, grip olmuş, aspirin verdiniz. Yani sizin için iyi bir doktor diyemeyiz değil mi? Hı. Normal bir şey değil. Hı hı. Ama bu nasıl bir şeydir ki? Bu hapishane nasıl bir ilaçtır ki? İmam Rabbani'ye değişik tesir yapıyor. Üstadı değişik bir Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Azam bunlar şehit olmuş bir de orada. Evet. Abi peki biz, yani yanlış konuşmak 28 sene usta. Hasan abi mesela bugün bir yerde katil de var. Bir yerde uyuşturucu satan da var aynı yerde. Yani bu nasıl bir ilaç? Mesela. Evet. Nasıl bir ilaçtır abi bu? O şey acayip bir şey. Mesela o Samsun mafyası ile o Trabzon of mafyası vardı. Çeçim var. Çatışma olmuş. O
bilmem neyler, bilmem neler. Bir tanesi benim tarafımdaydı, yani benim koçlara bitişik. Altında torbacıydı. Abisi demiş ki, o bizim izzetimize dokunuyor, onu ortadan kalır. Tanımadığı adamı vuruyor. Ondan sonra bizimle tanışıyor. Ve Çingene, Roma. Diyor ki, diyormuş, bana demedi de, iyi ki buraya geldi, iyi ki adam öldürmüş. Demiş ki, ağırlaştırmış, Mehmet almış. Niye demiş, 21 yaşında. Hoca var ya hoca, beni Allah ile namazla tanıştırdı diyor. Eğer dedi ben burada olmayıp ölseydim dedi, ne Allah'a bilecektim ne namazı dedi. Katil oldum ama dedi, namaza başladım ya dedi. Böyle demiş. Bu hoca bana sivilde gelseydi belki onu vururdum. Usta diyor 26. sözde. Demiş, demire çekiç vurun, çekilendirmek için dın, reddeder. Ateşe sokarsınız demiri, yumuşar, dın, şekil verirsiniz. Demirdi, ısındı, şekil verdin, suya koydun, çelik o. Kibrit kutusu gibi tek tek kalıyoruz metriste. Alt kattalar, benim altta. Sonra işte kafa eserse, gardiyan üç günde bir gün veya işte haftada bir saat şu kadar işte yer var. Oraya çıkartırsa, güneşi görürsen onların cam perdelikleriyle tiplerini görmüyorsun, seslerinle konuşuyorsun. Orada hoca ya dedi. Ben bilmiyorum, tipini de bilmiyorum. Sonra ya dedi, bir Kur'an okusana dedi ya. Ondan sonra dedim kardeşim, ne? Ya ben dedi, hocam çekinme, ben duyuyorum dedi. Yukarıda Kur'an'ını duyuyor. Ve inan dedi, ağlıyorum, mafya bu, o çocuk değil. Ya burada çıktın dedi, gerçi güneş hakkındır. Alt atmadan şu karşıya otur da, yankı yapsın buradan. Bir sürü kibrit kutusu gibi var böyle koyduğunda. Bana bu kadar şey verdi, buradan git bir yer dedi. Ondan sonra o da sıram gelmişse bir haftada. Orada Rahman okuyorduk. Bir tanesi de çift yoktu. Garip bir yer ya. İyi ki gitmiş. Çok memnun. Gider misin? Gider gitmem. Allah kral. Gider ama hakkı doldu değil mi? Evet. O kadar, o yeter o kadar. Ne olduğunu anlamış bak işte. Gider gitmem. Ama gidince de kötü oldu demem. Şey gibi, cennet bir daha dünyaya gelmek istemez ama niye şey, gittin de demez yani. Evet. Abi siz Vahidi kıyasınızı mi kırıyorsunuz, zorluyorsunuz? Vallahi yoksa sandığınızı mı? Neler olduğunu da ben de bilmiyorum. Yalnız gelenleri yazdım, dinle. Tek seçenekli düşüncelerden sert, kaba, fanatik düşüncelere sahip olur. Açık olmak, risk almakla düşünmek, bak başka bir şeye dönüş. Şimdi oturduğum o aletleri yazdıktan sonra yazıyorum. Tek seçenekli düşüncelerden ne yapar? Adam sert olur. Tahammülsüz olur. Hazımsız olur. Fırsat vermez, konuşturmaz. Çünkü bu adam tek seçenekli düşünceye sahip. Zengin düşüncesi yoktu. Sert, kaba, fanatik bir düşünce sahibi olur bu insan. Onu orada fark etti. Ben tek düşünceli bir insanmışım dışarıda bazı şeylerde. Tek düşün. Niye? Çok sertim, tavizim yok dediğim şeylerde Allah bile taviz vermiş. Başka? Açık olmak, risk almakla düşünmek. Biz risk alarak düşünmüyor. Paylaşmayı becerebilmek, düşündüğün gibi kendini hissettiriyor. Hiçbir Allah dostu intikam hissini ve duygusunu kendisinde aktif olmasına müsaade etmedi. Bunu her yaradan yaradana yol bulmaya vesile etmiştir.
Bak, hiçbir Allah dostu intikam hissini ve duygusunu kendisinde aktif olmasına müsaade etmedi. Bunu her yaradan yaradana yol bulmaya vesile etmiştir. Yani Allah'ın yarattığı her şeye bir yol, bir tanışma yolu bulmaya çalışmışlar. Dışarıda çok isteyip elime geçmeyenlere vesile oldu hapishane. THKPC İstanbul lideri Müslüman oldu. O çocuk namaza başladı. O mafyanın ikinci adamı ne oldu bilmiyorum. Rahman'ı okutturuyor. Affetmeyi, sevmeyi, eksiklikleriyle beraber kabullenmeyi, inadı, duygusallığı, bağnaz ve geçimsizliği, hep ben benleri, birbirimizin kıymetini, var olduğunun farkındalığını gibi fikirlerin, hislerin ve duyguların uyandırılmasına vesile oluyor ve olduğu hamdolsun. Reddedilmeyi, aşağılanmayı, hazmedip mukabeleyi misil ile cevap vermemeyi öğrendiğin yerdir hapishane. Hapishaneden senin sadakat ve teslimiyet imtihanındır. Bakalım kendini mi düşüneceksin, rıza ilahi mi esas alacaksın, kendini kurtarmak için mi ifade vereceksin, yoksa davanı mı? Bunları yaz... Burada yazıyor. Yok yok yani burada yazıyor muhakkak da. Yani oradaki haletiniz bu muydu gerçekten? Evet. Çünkü artık öyle darlattılar, özür dileyeceksin, o zaman çıkacaksın. Davandan taviz vereceksin, kendini esas alacaksın. Kendini kurtarmak adına davayı bırakacaksın. Hapishane, hapishanenin hapishanesi. Hapishane, hapishanenin hapishanesi. Misafirhanenin misafirhanesi. Ne demek? Yani dünyanın dünyası, nasibin varsa hiç daha önce tanımadıklarının tanıma mekanı, peki bir af vesilesi, belki bir af vesilesi, belki büyük musibetten kurtulmanın sububu gibidir. Bir daha, dünya hapishane değil midir ahirete göre? Evet, evet. Dünya hapishane, dünyanın hapishanesine girdi. O zaman ne? Hapishane nedir? Hapishanenin hapishanesidir. Dünyanın dünyasıdır. Misafirhanenin misafirhanesidir. Yani dünyanın dünyası, nasibin varsa hiç daha önce tanımadıklarının tanıma mekanı, belki senin bir af vesilen, belki büyük bir musibetten kurtulma sibobu. Belki ahirette Allah bunun için seni affedecek. Bakalım ki senin için hak etmişti diyenlere gözlemleme penceresi. Bak bakalım içeriden senin için ne diyorlar? Hak etmişti. Çok konuşuyordu. Azmıştı. Bakayım. Onları bir gözlemle bakalım. Dost gibi gözükenlerin etrafında kimler kalmış? Gerçekleri. Evet. Kim hapishane koridoru, mahkeme koridorunda karar için gelmiş? Kim hapishane koridorunda, mahkeme koridorunda davası için, bu dava benim davamdır, Ahmet Mehmet önemli değil, koridora bakayım kim gelmiş? Yoksa yalan. Yalan. Fiili yalancı. Çünkü kız kaçırmadık, karşılıksız çek vermedik. Dinimize hapishane koğuşuna yeni girince veya yer değiştirince hemen çamaşır suyuyla, sonradan da sirkeli suyuyla temizle. Bak hapishane koğuşuna yeni girince veya yer değiştirince hemen çamaşır suyuyla, bu hapishanedekilere seslenmek için mi yazılmış bilmiyorum. Suyuyla, sonradan da sirkeli suyuyla temizle. Çünkü senden önce, yani
Hapishane ama ev taşıyorsunuz. Ev satın aldınız. Yeni ise başka. Bir ev taşınıyorsunuz. Daha önce birisi oturmuşsa bunu yapın. İlla hapishane mekandan, hapishane değil, evinize bakın. Evinizde huzur yoksa, ikide bir kavga ediyorsanız bunu bir yapın lütfen. Şu anda. Ne sahibi çamaşır suyu? Bak, hapishane komşuna veya evinden evine oturulan bir eve girmişsen sen, yeni girince veya yer değiştirince hemen çamaşır suyuyla, çamaşır suyu var ya böyle, kendisiyle değil de suya koyuyorsun çamaşır suyunu, o suyla, sonradan da sirkeli suyla temizle. Niçin? Çünkü senden önce kimler var idiyse boyutları, haleti ruhiyeleri duruyor. Ondan garip garip düşünceler, hisler ve sıkıntılar geliyor sana. Bunları sirkeli suyla ört. Bu yeni tanıştığın ev içinde de geçerli. Bak yazmışım. Temizlikle beraber sirkeli suyla temizle. Orada onları hissettim. Orada hissettim. Hapiste sordular. Kadınlar niçin büyük çilelere girip aile yuvasını yıkılmaması için çok büyük özveri ile çalışıyorlar? Hapiste sordular. Kadınlar niçin büyük çilelere girip aile yuvasının yıkılmaması için çok büyük özveriyle çalışıyorlar? Mesela ailenin yıkılmaması için daha çok kadınlar gayret ediyor. Bunu sordular. Niye kadınlar çok diye? Yani kendilerini görmüyorum ama kapı aralıklarından soru soruyor yani. Bir sürü felsefe, siyasi, onlar bilmiyorum diyordum siyasi. Çünkü PKK var, El-Kaide Türkiye lideri var. Daşkar, bütün liderlerin olduğu yerdeydim. Herkes tekti. Hani ne varsa. Bir de bunu sordu. Ne demişim? Cevabım, çünkü onların aile efradını içine alacak, üstlerini örtecek kocaman kapları var da onda. Niçin kadınlar daha çok evin, yuvanın yıkılmaması için uğraşıyorlar özveriyle? Çünkü onların aile efradını içine alacak, üstlerini örtecek kocaman kapları var da onda. Şefkattan değil mi? Kocaman kapları var. Ben de onun içindeyim. Mesela kadın ateşler için yansa çoğu erkek sırtını döner yatar. Ama onda biri sende sıkıntı olsa kadın sabah yatmaz. Veya çocuğu için günlerce yatmaz. Çünkü onların kocaman kalbi var. Siz anneyi görmüşsünüz abi, karı gömmelerini biraz yayın olacaklar. Anne şefkatinden bahsediyorsunuz. Kadın şefkati değil. Bir de babana sor abi. Kamera bir yayınlar değil. Doktor, sana var. Sen diyor karı görmedin diyor, anne gördü. O doğru. Kadın adına anne gördüm ben. Anne şefkatini anlatıyor doktorum sana. İyi tepki ediyoruz. Yok, ben bakıyorum ben mi yapıp geliyorum? Ben ateşlerim. Kızım abi, hiç şeyi bozdum ama. Bundan sonra da hapishaneye girilmez artık. O zaman şu cümleyi okuyun, tamam. Daha okumayacağım, cümleyi okuyun. Merak ederdim. Hala da ediyorum. Hapishanedekiler niçin her şeye tepkileri var? Ne yaparlarsa yapsınlar. Yemek geliyor, tepkili. Su veriyorlar, tepkili. Ne yaparsanız yapın, mahkum hep tepki verir. Hiç alakası yok. Başbakan kimse, sanki o sokmuş. Ona küfür ediyor. Yani şuurlu Müslüman dışında kim hapishane girmişse o zaman hükümet kim? Küfür ediyorlar. Merak ederdim. Benim işim gözlemleme ya. Allah Allah, bakayım ne bulmuşum.
Şimdi cemiyette de öyle. Adam şey vermiş, dur. Fiyans alıyor. Dedim ya kardeşim ya bu niye böyle pahalı ya? Bu kadar olmaz mı? Abi dolar pahalı. Lan bunu Amerika'dan dolarla mı alıyorsun bu fiyarı? Tamam. Ne dersen acayip dolar pahalı böyle. Ya bu nasıl oluyor diye aynı sorunun cevabı. Bakayım ne, de, ne bulmuşum hapishanede. Allah Allah. Her şeye itiraz etme meyli var. Niye? Aslında zahirde değil, batında şu. Nefsin feveranı buymuş. Bütün çıplaklığıyla hırçın. Çünkü bedensel hazlardan besleniyorlardı, beslenemiyorlar. Bedensel hayatı yaşadıklarındandır. Bedene ben dedikleri için. Mesela Allah Resulü'nün bir hadisi vardı bir mana. Diyor ki insanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe, tatmin ve teskin ve terakki, tatmin, teskin, terakki etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun etmeyecektir. Bir daha. O kadar lazım olacak ki insanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin ve terakki, şöyle diyeyim, tatmin etmedikçe, onların kalplerini doyurmadıkça verdiğin altın, kalem, maaş, hak etmediği ayrıca bir para, iskonto mu ne diyorlar, prim, onları asla memnun et, memnun olmuş gibi görürsün ama etmez. Çünkü niye? Çünkü insanoğlu Allah'a isyan etmiş. Yaratana bu iyiliğini unutmuş. Allah'ın iyiliğini unutmuş. Allah'a vefayı unutmuş. Bana mı vefa alacak? Abi bir şey söylemişsiniz hatırlıyorsanız. Yine bu hapishaneyle alakalı. Oradaki insanlar mesela mesela o DH kaptacı şu bu falan. Evet yerler. Hepsiyle beraber. Sürekli mesela masayı kazıtıyorlar veyahut da musluğu şey yapıyorlar suya çıkıyorlar. Onu orada öyle. O içerideki onun yani içerideki kin yok. Yok olmasın diyelim. Nasıl yok? Yok şu ki evet. Mesela hapishane şey dışarıya anlatayım. Aa tut. Bana birisi şey veriyor. Flaş bellek kafama takıyor. Öyle bakıyorum, öyle duyuyorum, öyle konuşuyorum. Özgür iradem diyor. Şimdi piyasada anne babalarımız yaşlanan haber seyrediyor ya. Ben de konuşuyorum. Hayır. Hepsinin kafasına flaş bellek koyuyorlar. Haber ne konuşuyorsa biraz böyle farklı kıyas ederek aynı şeyi konuşuyor. En çok sihri kim yapıyorsa o. Ha sihir. Şimdi hür şey değil yani. Ne diyecektim? O düşmanlıklarının bitmemesi. Ha. Şimdi hiçbir zaman kendileriyle tanışmamış. Yani kendisiyle baş başa kalıp Allah kendisiyle hep malzemeyi dışarıda kullanmış. Dışarıdaki malzemelerle kendisini yönetmiş. Kendisiyle tanışma fırsatı yok. Hep böyle. Akşam geliyor televizyon, sabah işe gidecek arabada dızının haberli ya. Yani kendisiyle baş başa çıkamadı. Hapishane, DHKBC, TİKKO, şey, neydi o, Afgan şeyi, El-Kaide lideri, ondan sonra hepsi yani, bütün siyasi C9 oydu. Liderlerin olduğu yer. Çok özel korunuyor. Ondan sonra, şimdi bunlar oraya girdi. Kitap yok. Onunla alakalı. Onunla alakalı televizyon yok. Devamlı onun kafasındaki o ideolojisini ve idealistliğini. İdealist demek fikrini söylerim. İster kabul et ister et. Bu idealist adam denilir. İdeoloji demek benim gibi düşünmüyorsan yaşam hakkın yok. Öldürür. İdeoloji ile idealist arasında fark söyleyeyim. Şimdi bunlar ideoloji sahibi oldukları için başkasına hakkı hayat vermezler. Şimdi davalarına çok bağlılar. Kendilerini unutacak kadar. Hapishaneye girdiler televizyon. Telkin yok. Kitap yok. Bir gün, iki gün kendisini başlar kendisi filizlenmeye.
kendisini sorgulamaya başlar. Kendisini. Gelmeyenlere bakar. Yani o dost dediklerini satmışlar. Ya mahkemede seni ihbar etmiş. Seni kendisini kurtarmak adına ihbar etmiş. Kitapçıyla baş başa mı kalıyor Hasan abi? Baş başa. Mecbur kalıyor. Hı. Başka hiçbir anısı yok. Ne yapacaksın, kitap yok. Bana 13 gün Kur'an bile vermediler. Ne yapacaksın böyle? Davayı kendinle kıyas ediyorsun. Bir bakıyorsun ki, geçmişine bir bakıyorsun, hiçbir şey yok. Gelecek zaten yok. Gelecek de yok. Bu sefer boşluğa düşüyor. Bir şey de, bir şey anlatan da yok. O zaman davasına bağlı olmak istiyor gene. Bir sarhoşluktur. Çünkü usta diyor ki, niye milliyetçilik şey? Çünkü milliyetçilik bir sarhoşluktur. Bir geçici bir zevk veriyormuş. Ben Türk'üm, ben Kürt'üm. O sen ne olacak? Tamam. Şimdi davasına bağlı olursa gene bir derece kendisini unutur. Sarhoşluktur çünkü. İçkiyle değil. Peki davasına devamlı bağlılık hissi lazım buna. Bir sebep olsun ki davama devamlı bağlı olayım. Nasıl olacak o? Davamı hatırlatan bir şey olsun. Hasan, sen DAEŞ-KP'ci liderisin. DAEŞ-KP doğrudur. TİKKO doğrudur. Ulusalcılık doğrudur. Doğrudur. Devamlı bunu dışarıda söylüyorlardı. Sen kahramansın. Sen liderimizsin. Sen şöylesin. Besleniyordu. Dolayısıyla bende var olan canlı tutuyordu. O benim tarafkirliğimin, canlı tutmanın yolu nedir? Onu hatırlanması lazım devamlı. Ben de o tanrı, davam, dışarıda yani, davam. Yani ben artık dava için varım, onun dışında yaşayamaz hale geldim. Hep böyle bilindim, kahvede böyle biliniyorum, öde öyle biliniyorum, her yerde öyle biliniyorum. O dava sarhoşluğuyla kendime hiç zaman ayırmamışım. Kendimi unutmuş. Ne zaman ben böyle olunca boşluğa düştüm. Peki yeni bir şeyi nasıl deneyeceğim? Acaba ben kimim? Beni rahatsız ediyor, beni yiyor. İçerim yıpratıyor. Yani çöplüğün üzerine toprak döktün ama bazı şeyler filizlenmeye başladı. Peki davaya devamlı canlı olmam lazım. Davamı devamlı hatırlatacak bir şey bulmam lazım. Ne yapayım? Davayı mı hatırlatacak? Musluğu açık tutuyor. Allah Allah. Ben ilk defa orada öğrendim. Para dahi verse. Sen o para veriyorsan. Sen orada eğer orada banka var. Yani hapishane bankası var. Parayı yatmıyorsa o aylık sana hiç yapmıyor. Orada sayaç dışarıda gösteriliyor. Elektrik su. Eğer bankada yatıracak şey yoksa sana diyorlar ki bak 3 gün müsaade bankada paran yok hazinede. Sular ve elektrik yatırılmıyor. Keseriz. Aa, öyle mi? Tabii benim mesela bankada hesabım var, hapishane hesabım var. Alışveriş yapacağım, öyle parayla edemezsin. Böyle bank orada hesabım var, hesabı girerken parayı aldılar. Ondan sonra haftada bir işte pazartesi yazarım. Bir dahaki pazartesi gelirelim. Onlar onaylanırsa hepsi gelmez. Bana 3 şey satmak yasaktı. Limon, zeytinyağı, sirke. Ondan sonra niçin hapishaneye gireceklere söyleyeyim. Niye? İlk girdiğiniz zaman ne istiyorsan en çok istediğine göre bak hepsi kabul edilmeyebilir. En arzu ettiklerini sırayla yaz dediler. Bizden çok ne istedikse ilk 3 tanesine bir çizgi çekiyorlar. Ha, bu bunu çok seviyor onu sana yasak ediyor. Mahrum etmek. Ben bilseydim zeytiyanı en dibe koyardım. Tamam mı? Ondan sonra, şimdi, bak şimdi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekberi de anlatacağım. Beni davamla devamlı bağlı tutması lazım. Davamı hatırlatacak bir şey bulacağım. Musluğu açık tutuyor. Dalıyor böyle, uyuyor, kalkıyor. Bir anda, musluk açık. Ha, şey, davam. Musluk ona, davam diyor. Musluk ona davam. Ondan sonra bazen duygusallık oldu, ağlıyor annesi. İnsandır ya, bacısı, evladı varsa vesaire. Hatırına geliyor, ağlıyor. Ağlamada nedir biliyor musun?
büyük adamla çocuk arasındaki fark nedir? Orada yazdım. Çocuk istediği yerde ağlayandır. Büyük adam ise ağlamasını erteleyip gizleyebilendir. O da ağlıyor. Ama saklıyor. Kalktı. Rüya gördü annesi. Şır. Bir anda her zaman onu düşünemiyorsun. Suyu kapatmaya kalkıyor böyle. Devam. Allah. Devam. Su diyor ki devam. Bu Müslümanlar da ne buldu anlatacağım. Her saat başı istisnasız kapıya saat başı Almanya'da mesela rastladığım gibi her saat başı kilise çanı çalar. Her saat başı. E kimse gitmiyor. Hani 5 defa günde ezan okunuyor çok adam. Sen Almanya'da yaşarsan her saat başı çan dam dam çan duyacaksın her saat başı. Giden yok. Giden de yok. Niye? Beyin çanı olmadığı bir memlekete gitse çan istiyor kafası. Ben bile Almanya'da bir ay kaldığım zaman geldiğim zaman tövbe yani beynim benim dışında isteğimin dışında çan sesini istiyor. Öyle. Çünkü artık belirli bir vakitlerde aynı şeyi yapınca beyin ona alışıyor, istiyor. Beyin onu istiyor. Her saat başı kapıya vuruyorlar. Kaşıklarla, çanaklarla. Tak 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 tak. Ama bütün hapishanenin her yerinde vurdukları anda değişiyor. Onun sesi geliyor. Bak da var arkadaşım. Orada da var. Tam birbirine anlaşma. Niye vuruyorsun? Devam. Saat başı yani içeridekileri boş bırakmıyorlar. Peki sen 5 defa ezan okumak sen de devam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah musluğun atması gibi. Elhamdülillah, elhamdülillah kapıya vurmak gibi. Oluyor. Yani saate bakıyor vuruyor. Niçin vuruyorsun sorsun. Devam. Yani onunla bağlı kal. Onunla bağlı kalıyor. Canlı kalıyor. Biz burada da öyleyiz. Burası hapishane dedin ya. Sen evet. Dünya hapishanedir. Peygamberimiz öyle diyor da. Zindani dünyadan. Bostani cinana. Evet. Güzel yapıp tutan şey de bu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ben de 5 defa ezan okuyordum. Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne büyük yıkamamıştır onlar için. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyordum. Sizden sonra büyük yıkamamıştır onlar için. Koridorda okuyordum. Hiç beklemediğim PKK lideri, Bursa lideri solumdaydı. Adana sıktı. 2.17 geçer. Hoca! Ezan oku hoca! Ulan kalktım fırladım. Allah! Ona dedim. Suat'a bak şey yaptım. O bir saat satı verdiler. Ya Mesut ezan vakti değil dedim ya. Millet dedim namaz kılacak. Bütün koş böyle. Kimse kılmaz korkma hocam. Oku. Peki niye okutturuyorsunuz dedim. Kendimizi dışarıda hissediyoruz dedi. Allah. Evet, çünkü ezan hep dışarıda duymuşlar ya. Ondan sonra. Öldürdü hocam oku da teheccüd kılalım dedi o. Allah. O da var. Lideri de vardı. Ondan sonra en tepedeki insan vardı. Beni tanıyordu. Ondan sonra ezan okuyordum. Hoca be! Ağrı lideri de ön köşedeydi. Hoca be! Şu insan kendisini, sıkıntısını yönetmek iki devde konuş, iki kelam da et dedi ya. Rahatlar. Ondan sonra
psikolojiyi anlatırken araya sandviç gibi tevhidi koyardım. Bilgilerlerdi. Aslında bayağı keyifli yermiş abi. Keyifli yermiş. Ama sesi 1 saat konuşmak dışarıda sanki 10 saat konuşmak gibi. Hani kapının arasında konuşuyorsun koridoru ki girsin diye yani ses duyur olacak. Ondan sonra gardiyanlar da dinliyor. Kim dinlediği belli değil ki, bilmiyorum ki. Yani kibrit kutusu gibisin, kapının arasında konuşuyorsun, koridor boş. Kime gidiyorsa, meğer bir tanesi, oradaki o kız işte, Müslüman oldu. O da lider. Yani tek tebe, o da lider. Böyle. Ama acayip bir yer. Yani o hastane. Yani ama hapishane kader ilahi baş boş yapmamış, boşuna almadı. Çünkü İmam-ı Rabbani gibi bir zat dua etse o hapishane duvar açılır da yürür, normal cadde olur. Ahmet bin Hanbel elini kalırsa duvar mı olur? Ama orada ölmüş. İmam-ı Azam şey orada gitmiş. Bediüzzaman Hazretleri Cuma'da dışarıda gözükmüyor muydu? Evet. Ona duvar olur muydu? Ama oradaydı. Herhalde Nurcuların son nesli de herhalde ben olsam gerek ki herhalde benden sonra da kimse hapishaneye girmez. İnşallah. Dedik böyle. Allah Allah. Koridorda o ezan okur. Ne acayip. Yani niye biliyor musun? Bazen böyle sanki aldılar beni böyle arşa çıkmış davan için. Bütün kainat alkışlıyor gibi. Tamam böyle bir halet veriyor. Bazen dibinin dibine gidiyorsun. Orada işte en o dememem gereken, haddini bilmemem manasına gelen bir söz söylemişim hala. Ondan utanıyorum Allah'ımdan. Hiç unutmuyorum. Siz de yapmayın diye söyleyeyim size. Yani keşke diyorum, keşke demeseydim. Ondan sonra bir gün o kadar darlandım ki Yasemin, acayip. Çünkü bütün dünya seni tahkir ediyor. Yani kimse sana yardım etmiyor. Çünkü komünistler düşman. MHP'liler düşman. Çünkü onlar zatı seviyor. Müslümanlar bize zarar verdin. Bunlarla bize zarar, musallat ettin bunları. Herkes sık bana. Yani tamam. Müslüman sana, Müslüman gardiyan varsa, müdür varsa yardım etmiyor. Çünkü sen bak bu kadar Müslümanların dışarı sıkıntısına vesile oldun. MHP'liler zaten seviyor. Yani gardiyanlar. Ondan sonra komünistler zaten sevmiyor. Öyle bir bulan bunaltım. Yani bütün dünya aleyhinde. Sizin aslında imtihanınız bu olsa gerek Hasan abi. Hapishaneden öte buydu yani. Öyle bunaldım ki senin destek beklediğin dava arkadaşların dışarıda laika yayınlamışlar. Bizimle Nurculuk'la alakası yoktur. Hiç kimsenin ilişkisi olmasın. Bir haber geldi. Kaldığım dershaneyi yıkmışlar. Satılık arsa yaptılar, binayı yıktılar. Bu burada kalıyordu diye. Vakıfları sokağa döktüler. Onu duyduğum gün ziyaretçiyim. Ona ziyaretçilerin yanında direndim güya. İçeride artık yani dışarıda böyle bir anlayış var. Mekanımı da yıktılar. Vakıflarını sokağa döktüler. Dershaneyi kapattılar. Ne kapatmaz yıkmışlar? Satılmış yani. Arsa diye. Ne yaparsın? Keşke demeseydik ama şöyle dedi. Duada. Ya Rabbi. Beni niye bıraktın? Keşke demeseydim. Ya Rabbi. Beni niye bıraktın? Böyle. O zaman işte şizofrenilik oldu bende. Şizofreni bir hastalık başladı. Psikoloji bozuldu diyorum buna. Ustada sesini işitir gibi oldu. Şizofreni diyorum ben buna. Öyle. Sanki arkamdan bir ses. Sabırlı ol. Sabırlı ol. 3 defa sabırlı ol. Ustadın sesi gibi geldi. Ama şizofrenilik olabilir. O zaman, yani öyle, bu sözü İsa Aleyhisselam demiş. Asılacağı zaman,
daha Allah oruç ettirmedi Sema'ya, öyle demiş. Ya Rabbi, beni niye bıraktın? Demiş. İncil'de okumuştum. Ama o anda o halet işte. Ondan sonra bir daha demedim. Ve günlerce onun için ağladım demesiydi. Tam teslim bırakacaksın. Peki biraz duygusallık bir ders oldu. Burada keselim. Sizi oralara taşıdım. Zaten oranın en güzel faydası, size bu haletlerinize vesile oldumsa ne mutlu bana. Yani bakkala gidip alışveriş edebilmeyi, kalkıp bir kazak giymeyi, kazak istemen için depoda kazağın varsa girerken çantanda, hep şeyi alıyorlar, dilekçe veriyorsun. Onaylanırsa kazağın geliyor. Boş defter, kağıt, kalem. 15 gün kalem gelmedi, kalem alamıyoruz. Bu kalem biliyor musunuz? Hapishaneye girenler bilir. Hapishaneden almış. 1 lira bu hapishane kalemimdir. Hapishanenindir. Kur'an açık okuyabilmek, raftan alıyorsun değil mi? 13 gün Kur'an vermedi. Kitap alabilmek, okuyabilmek. Kitabın olması ne demek ya? Haftalarca bakkala gidip bir şey almayı şaşıracaksınız. Mesela ilk tepeciye gittiğim zaman perşembe günü çıktım ya. Hiç unutmuyorum ders günü. Yatamadım tabii. Çünkü ikide bir fırlıyor. Sabah çıktığım zaman, sabah namazından sonra dışarıya çıkmanın garip geliyor bana. Öyle his anlamazsınız. Kimse yok, hakikaten ben gidebilir miyim yani senin? İlk gittiğim şey ne yaptım biliyor musun? Sabahleyin tepecikte bir kadın bakkalı açtı. Bakkalı açtı, açıyor sabah namazında. Ben böyle bakıyorum, bir adam gelmesin mi? Bakkala girdi, duyuyorum, şunu ver, bunu ver, alıyor. Allah Allah! Aldı, çıkıyor. Demek ki denge olmamış. Bir dakika bakar mısın dedim. Bunu sen şimdi gidip aldın değil mi dedim. Öyle dedi. Sen ne yaptın? Tamam. Böyle dağılmışım, demek ki ne kadar dağılmışım. Yani baktım adam girip çıkıyor. Sabah. İnsanlar gidip alışveriş yapıp gidiyor. Bunu hiç anlayamadığım için kadın geldi kim yok. Amca dedi, canım bir şey istiyor da paran mı yok? Gel vereyim sana dedi. Kadın dedi bana, bakkalcı kadın. Canım bir şey istiyor da mı alamıyorsun? Böyle şaşırdım, dedim ki yok yok ya. Yok sağ ol. Onun garip garip baktı tabii, şaşırmıştır. Yani markete gidip bir şey alışveriş yapabilmem. Yani almak. Çok garip. Dişin ağrıyor, dişçiye gideceksin. Sırayı bekleyeceksin, en az bir ay da gelecek. Yani bu size cehennemi düşündürsün. Bu dünya hapishanesinin hapishanesi. Cehennem nasıldır? Kabir nasıldır? Kabir nasıldır? Ha? Ama bir şeyini de söyleyeyim. Beşinci şuada söylüyor. Deccal'ın cenneti ve cehennemi varmış. Biliyor musun? Beşinci şuada geçiyor. Deccal'ın cenneti lise mektebi, cehennem hapishanelerdir. Kendisine isyan edenleri cehennemine, kendisine itaat edenleri de cennetine koyar. İşte onun cehennemine giren Allah'ın cennetine, onun cennetine giren Allah'ın cennetine, cehennemine giren Allah'ın cennetine. Ya, onun için çocuklarınızı itmeyin fazla, batırmayın. Ne anlamda abi? Mesela? Ne anladınızsa. Okul. Sahiplenin. Putlaştırmayın okulu. Okul put olmuş. Put ne demektir? Kaçınılmaz, olmazsa olmaz şey put.
putlaştırmayı. Ya. Dikkat edin. Evet. Buradasınız. Gidebiliriz değil mi? El Fatiha.